Evet sevgili izleyenlerim, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir su boya çalışması yapacağız. Yine bir gökyüzü, gün batımı gibi ama biraz daha farklı olacak. Şimdi lafı çok uzatmadan videoma başlıyorum. Öncelikle fırçalarım 3 boyut, yine her zamanki gibi kalın, orta, normal su boya fırçamız, bir de ince. Hepsini kullanabilirim. Şimdi ben kalın fırçamla başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir alt zemin oluşturacağım ben. Bu arada kağıdımı dik değil yatay tutuyorum. Siz dik de kullanabilirsiniz. Önce mavi yerleri bir netleştireceğim. Ortada bir mavilik yapacağım. Mavimi alıyorum. Beyazımla karıştırıyorum. Böyle mavimi yine de yoğun bir şekilde alıyorum. Çok beyaz değil. Sonra yine beyazımla karıştırıyorum. Ve şu sadece orta kısmı, şurada orta üst birazcık sağa doğru bir kısmı şöyle bir mavilik belirginleştiriyorum. Bir de şuraya. Sonra fırçamı temizliyorum. Suyuma batırıyorum. Batırdım. Şu alttan sarı yapacağım. Hemen sarı rengimi alıyorum. Aldım sarı rengimi. Şu alt kısmı birazcık mavimizi temizleyelim, yeşillenmesin. Biraz batırdım. Hemen sarı rengimi aldım. Aldım yoğun bir şekilde. Şu alt kısmı, şu çizgiden itibaren aşağısını sarı renkte boyayacağım. Gördüğünüz gibi alt kısmı sarı renkte boyadım. Buradaki beyazı mavilenmişti. Onu temizledim. Hemen suyumu batırdım. Tekrar aynı fırçamı alıyorum. Turuncumdan alıyorum. Biraz sarımla karıştırıyorum turuncumu. Daha sonra beyaz rengime batırıyorum. Beyaz rengime batırdım. Biraz da koyu pembemden alacağım. Birazcık canlılık katmak istiyorum renge. Tekrar şöyle suyuma biraz batırayım. İçinde pembem var. Turuncum var. Koyu pembem var. Yoğun bir şekilde. Bunu beyazına karıştırdım. Şimdi bu rengi alıp buradaki bütün kalan yerleri bu rengimle boyayacağım. Şimdi bu rengimi yaptım, elde ettim. Biraz ten rengi gibi bir renk gördüğünüz gibi. Şimdi beyazım aynı bu şekilde kaldı. Temizlemiyorum. Bu arada az önceki rengimi birazcık sarıya da getirdim. Sağdan bir şekilde, çok fazla değil. Şimdi beyazımdan yoğun bir şekilde alıyorum. Biraz karışmış bir beyaz olması benim için daha önemli ve iyi. Şimdi bunun aralarına bu renkten katacağım beyazlık ve dağıtacağım. Şimdi önce bu rengin nerelere geleceğini yapayım. Şimdi en son beyaz kullanmıştım. O rengimi şuralara, belli yerlere işledim. Daha sonra fırçamı alıp suyuma batırdım. Şöyle temizledim ve süzdürdüm. Yumuşak, yuvarlak hareketlerle bunları şimdi kaynaştıracağım.
Gökyüzümü bu şekilde oluşturdum. Birazcık gökyüzüme şu kısmını turuncuyla koyu pembenin karıştırarak şuraya koyu pembeden biraz daha yoğun alalım. Şu kısma birazcık hafif kızıllık ekleyeceğim. Aynı şekilde şu tarafa da kızıllık ekleyeceğim. Ve şu fırçamı alayım. Fırçamı süzdürüp şimdi kaynaştırıyorum yuvarlak hareketlerle. O fırçam ucu çok kalın olduğu için birazcık yuvarlaklığını kısıtladı. Siz böyle normal kullandığınız fırçayı kullanırsanız daha iyi olur. Birazcık daha şuraya alacağım. Bu renkten şöyle sanki bulutun kenarlarını belli ediyormuş gibi yine bunu kaynaştırıyorum. Aynen bu şekilde. Şuralarda da yine tabii ki düzeltmeler yapılabilir. Şimdi resmime devam ediyorum. Şimdi birazcık kurumasını bekleyeceğiz. Evet, şimdi resmim biraz kurudu. Şimdi en ince fırçamı alıyorum. Siyah kısma geçeceğim. Şimdi siyahından alıyorum ince fırçamla. Özellikle en ince fırçamla lütfen dikkat edelim. Suyumu biliyorsunuz çok fazla almıyorum siyahta. Boyamı yoğun bir şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi başlıyorum. Buraya ne çizdiğimi zaten anlayacaksınız. Şöyle yarıdan görünecek olan bir şey çizeceğim. Çizdim. Buranın içini biraz doldurdum. Çizmeye devam ediyorum. Buraları biraz hızlandıralım. Şimdi orta boy fırçamı alıyorum. Normal kullandığım buralara ağaçlar ekleyeceğim. Şurayı boş bırakmamın sebebi buraya uzun uzun ağaçlar gelmesi. Ağacımın köklerini doldura doldura uçlarını sadece şu yuvarlaklar veya fırçanın ucunu bırakarak uzunluk kısalı dolduracağım. Şimdi burayı da hızlandırıyorum hemen. Şimdi gördüğünüz gibi ağaçlarda doldurdum oraları siyah bir şekilde uçlarında gördüğünüz gibi nokta nokta yaptım en son. Ve de şu son oturma yerine gelen yerde üzerine getirdim oraları. Sanki arkada kalıyormuş gibi bir görüntü olsun diye. Şimdi en ince fırçamı alacağım. Çünkü küçük küçük buraya uçan kuşlar yapacağım. Uçan kuşları yaptıktan sonra da zaten resmimiz bitecek. Şimdi orayı da birazcık hızlandıracağım. Şimdi kuşları her zamanki gibi kanatlı hani böyle M harfi şeklinde yapmadım. Bunlar yan yana uçtuğu için nasıl göründüğümü. Şimdi ben o videoyu, önceki videoyu değil daha ayrıntılı bir şekilde son kez anlatayım ve videoyu kapatalım. Şimdi bunu şöyle
eğimli bir şekilde bir çizgi yaptım önce. Daha sonra üzerine daha kısa ve daha yukarıya bakan bir çizgiyle tamamladım. Bu kadar. Şu kanat kısmı yukarıdaki, onu biraz kalınlaştırabilirsiniz. Alt gövdeyi de birazcık yukarıda kaldırabilirsiniz. Havaya da uçurabilirsiniz. Şurada da kafası görünüyor. Bu kadar kuşumuz aslında yeterli. Yeterli. Bir saniye, şurada birazcık dağılmış. Kurumuştu ama sanırım malzemede bir ıslaklık kalmış. Bu da böyle olsa yeterli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.